Sayın Divan, kıymetli misafirlerimiz, değerli üyelerimiz. Yapmayın Sayın Başkan, bu esnafı kandırmayın. Ahi evranlığı yaşayan bu esnafları kandırmayınız ne olursunuz. Bak adaylardan bahsediyor. Hiçbir taksit yapmayacak. Çünkü bunların derdi taksit değil. Bunların derdi taksit değil. Bunların derdi ne olduğundan görüyorsunuz. Az önce buradaki kavgaları gördünüz. Dışarıdaki kavgaları gördünüz. Evet, yürütecek durum yok. Sayın Bey bastı, yürütecek durum yok. Ben onları akılla yürütüm, akılla. Ekonomide değil. Evet. Evet arkadaşlar, bizim oda başkanlığımızda bunlar arkadaşlar. Şimdi sorun da arkadaşlar. Kendini burada. Deyin ki, seçimi en kazanmazsa kimi kazanmasını istiyor? Ya Haller Bey'in sorun, ya Şah Bey'in sorun, Zeynep Hanım'a sorun. Diyecekler ki biz kazanmazsak İrfan Öztürk kazansın diyecekler. Niye biliyor musunuz? Niye arkadaşlar sorun ya? Desin ki bir tanesi hayır ben bu günü kullanmadım diyorsa ben bugün adayımdan çekilirim. Ha kendisi burada. Bizi mahvettiniz, bizi bitirdiniz, iki köpeğe bizi mahkum ettiniz, bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün. Bu yağlı vulkanı, bu yağlı vulkanı benim koymasını değil, bu yağlı vulkanı benim babasının koyması için buna durun, hakkını helal edin. Hepiniz aynı zamanda arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizi evli zamanda emanet olun. Bak arkadaşlar, buyurun başkan. Başkan. Kongre oluyor. Kongre biraz karışık geçiyor. Bunda aday çokluğu, mevcut adayın ya da mevcut yönetimin organizasyon bozukluğu olsun. Yani sabah geldik kapı bir o taraftan bir o tarafa değişti. Siz de biliyorsunuz. Kongre salonunun içinde de tartışmalar falan oldu. Ben taksi esnafına yakışır bir şekilde kongrenin güzel bir şekilde sonuçlanmasını isterdim. Şu anda oy kullanma aşamasına geçtik. Burada da ciddi bir kargaşa var. Allah hayırlısını nasip etsin. Mesleğimiz için hangisi hayırlısı olsun. Ben Çatalca'dan geldim buraya oy kullanmak için 80 kilometre. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gün geldi çattı, heyecanla bekliyoruz bakalım hayırlısı neyse o olsun. Seçilirseniz ilk başkan olacaksınız, kadın başkan. Evet, ilk kadın başkan olacağız. Bir ilki imza atacağız. Tabii üyelerimizin takdirine kalmış bir İnşallah şey. İnşallah kongremiz hayırlara vesile olsun. Güzel bir katılım var. Sonunda hak eden kazansın diyorum. Yani şu anda yoğun bir kalabalık var, yoğun bir katılım var. Tabii ki İstanbul'daki en büyük odalardan bir tanesinin seçimi yaşanıyor. Ama şimdiye kadar hamdolsun iyi gidiyor. Haklı olan işi düzgün kim yapacaksa, esnaf için çalışacaksa Rabbim onu nasip etsin diyoruz. Hepimiz için hayırlı olsun diyoruz. Ekmek davası kolay bir dava değil. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Seçimlerde evet. Adım Kenan Yolcu. Daha önceki seçimlerden farklı olarak çok yoğun bir katılım var. Belli ki esnaf işin ciddiyetini kavramış. Bu demokratik hakkını kullanmak için bugün kış günü buralarda hepimiz için çok önemli. Bizim dişimizden tırnağımızdan yarattığımız bir değerimiz, onu korumak için çaba sarf ediyoruz. Buralardayız. Esnaf başkanını seçecek. Artık sandıklara geçildi, konuşmalar yapıldı. Takdir esnafın, esnafın takdiri de başımızın üzerinde. Küçük bir... Siz divan başkanı olarak istisopsunuz zannedersem. Bir özetler misiniz? Tabii divan başkanlıkları genelde odalar birliği tarafında genelde değil ki kanun nezdinde üst kuruluştan tayin eder. Ben de İstanbul Odalar Birliği ulaşımdan sorumlu başkan vekiliyim. Bu odalarda bizim hepsi üyelerimiz. Güzel bir kongre oldu. Bence evet biraz ufak tefek nahoş olaylar oldu ama bence güzel bir kongre oldu. Ben bütün adayları kutluyorum. Medeni cesaretlerinden dolayı. Evet, katılım da çok yüksek. Katılım da yüksek. Gayet güzel. İnşallah hayırlısı kimse esnafa kim hayırlısıysa esnaf kimi takdir ederse bizim başımızın üst birlik olarak başımızın üzerinde yeri var. Kaç kere tokalaştık yengemi?
Gel.